Evet, şarkılarını neredeyse bilmeyen yok ama ne enteresandır ki, ya hakikaten ne enteresandır ki, kendi şarkısı dinlendiğinde utanan bir müzisyen o. Güliz Ayla'dan bahsediyorum, hemen de dönüyorum. Niye öyle? Yani bilmiyorum, hala alışamadım. Neye? Yaptığım şeyleri dinlemeye. Ya insanın sesi bir de başka geliyor ya. Mesela bilmiyorum, sen hani kendi yayınlarının tekrarını izlediğinde sesini duyduğunda ne hissediyorsun mesela? Ama herkes için her şey. Ben için bana ait değil gibi hissediyorum. Videoda da insan kendisini izlerken bir dakika bu ses benden mi çıkıyordur? Herkes için her şey evet, geçerli ama eğer şarkıcıysam hani bir süre sonra da alışırdım sanki o sese. Ya mesela bir yere gidiyorum işte, tabii ki de sağ olsunlar jest olsun diye işte şarkılarımı çalıyorlar. Bir tane çalıyorlar, bunu tatlı karşılıyorum. İki tane çok tatlısı falan. Üçüncü de artık böyle şey hissediyorum. Ya tamam hani artık çalmasak mı falan, bilmiyorum. Şimdi senin gerçekten öyle şarkıların var ki mırıldandığımız zaman herkes hatırlıyor. Şimdi ben mırıldanayım diyeceğim, yönetmenim diyecek ki sakın. Sonuçta acil çıkış kapılarını da burada göstermek isterim. Ben mırıldanayım diyeceğim, benim de sesimi duyuyorsun herhalde. Biraz üzerinize afiyet, hastayım. Rahatsız mısın? Evet. Olmazsan o zaman şöyle mi? O da yani şimdi bir şarkıcı olarak yani minicik söyleyeyim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Hastayım, bu kadar. Hiç de hasta değilmiş. Hastayım, olmaz olmaz. Gayet baksana de güzelmiş. Sesim. Gayet de iyi çıkıyormuş. Keşke benim sesim hasta olmaz. işte bu şarkıyı mesela herkes biliyor. Evet. Yani herkes dediğim çoğunluk biliyor. Ama şarkının muhtemelen herkes senin olduğunu biliyor, biliyorlar mı ona emin değilim. Yani şöyle, bu şarkı ilk çıktığında yani hatta takribi birkaç yıl şey oldu. Yani benim için mesela olmazsan olmaz söyleyen kız dediler. Ya da işte sen Güliz Ayla'ya çok benziyorsun falan dediler. Çok sanırım dış görünüşümü çok sık değiştiriyorum. Tamam, onu diyeceğim şimdi. Evet. Güliz Ayla. Saçlarım asla mesela aynı renk kalmıyor. Evet yani. Sen hani de o kadar çok değişiyorsun ki arkadaşlar, bir gösterelim. Sarışın, on esmer. Evet. Saçlarına çok oynadığın için de seni tanımakta zorlanıyor olabilirler. Bakayım mesela. Sanki var burada bir sarı. Gri kızım bile olmuş. Ve tekrar sarıya geçiyoruz ve sonra... Burası, bu mesela kumral. Bana ait, bu benim özüm. Kumral. Evet, sonra kızıl oldu. Ve bir daha kızıl. Ve şimdi de kızıl. Evet. Yine şimdi sarı. Biz, genelde kadınlar böyle depresyona girdiklerinde, kendileri kötü hissettiklerinde saçlarını değiştirirler. Sende de öyle mi oldu? Yok, ben de hiç öyle değil. Yani ben mesela bir şey görüyorum ya da biri aklıma bir şey sokuyor. İnanılmaz gazla çalışan bir insanım. Sen beni ara sabah, Güliz işte şöyle bir renk varmış, bak yolluyorum sana. Ya ben mükemmel olmuş Pınar, hadi kuaföre gidiyoruz diye. Seni de götürürüm, beraber gideriz, saçımı boyatırım. Ama bir kadının saçları çok büyük risk değil mi? Hiç acımam saça, hiç. Ben yıllardır aynı şekilde yaptığım için saçlarım... Senin saçların çok güzel bu arada, rengi de çok, çok güzel. Çok teşekkür ederim ama o kadar artık sadece sanki peruk gibi aynı şeyi takıyormuşum. Ben saçlarımı boyatma fikri bile bana çok enteresan ya, geliyor. Ya ben de aksine işte asla acımıyorum. Çok fazla saç falan da yaktım bu arada yani. Ama sarıdan siyaha geçiş... Ya neler oldu saçlarıma da, şey, teknoloji de çok ilerledi tabii. İlerledim şimdi yani tabii canım. Şimdiki kızılık. Ama sanki sen böyle ilk çıktığında, ilk kliplerinde böyle birazcık daha masum, daha böyle genç. Ondan sonra... Daha gençtim tabii. Çünkü 27 yaşındaydım ilk çıktığımda. Olmazsa Olmaz'ın klibinde 27 yaşındayım. Çok az makyaj şimdi var. Şimdi ise daha böyle kadınsı, belki o kızıl saçların da bir etkisiyle daha farklı bir imaja sahipsin. Ya saçtan da tabii şimdi yani kaç yıl oldu işte, 88 doğumluyum, 35-36 yaşım. Yani yıl, yani 7-8 yıl geçti aradan. Haliyle bana şimdi işte ya bazı hani şey, nasıl diyeyim, böyle hani kemik kitlen vardır ya, sen işte ilk çıktığın günden beri takip eden, seven. Şimdi ben herhangi bir fotoğraf koyduğumda falan şey yazıyorlar altına, işte Güliz sen çok değiştin, işte ne bileyim daha işte dişi oldun, işte kadın ya da işte frapan. Ya diyorum ki işte daha mesela makyaj yapmıyordun o zaman falan. Yani o zaman 27 yaşındaydım, şu an hani tabii ki de değişeceğim, nasıl yani, sen de değiştin, onu bana yazan da değişti, hani biliyorum bunu yani, eminim. Yani yıllar içinde tabii farklı. Ya bir de şarkıcılık bence şey, ben mesleğimin şey tarafını çok seviyorum. Çok oyuncaklı. Sahneye çıkıyorum, işte klip çekiyorum. İstediğim gibi süslenebilirim, her şeyi deneyebilirim. Yani normal hani atıyorum bir bankada memursam mesela, hani bu kadar çok oynamazsın zaten kendinle.
Ama hani benim işim neticede bunun bir parçası, yani işimin bir parçası. Peki şimdi olduğun kadından memnun musun? Memnunum. Ben her zaman kendimden çok memnun oldum. Kendimi çok seven biriyimdir. Ne kadar güzel. Evet, her zaman. Bu işi kendiyle barışık bir tipimdir yani. Bu işe ilk başladığında o kadar da genç yaşta, bir kere şarkılarını sen yapıyorsun. Bu da her müzisyenin yapabildiği bir şey değil. Yani şarkı sözü de yazmak aynı zamanda. Yani işte sadece şarkı söyleme kısmında yoksun. Bu kadar bu... Başka şarkıların da keza aynı şekilde çok bir anda tutuldu ve neredeyse hemen hemen herkesin dilinde, diline pelesenk oldu. Buralara gideceğini işin tahmin edebiliyor muydun? Yok, hiç etmiyordum. Ya da nasıl oldu da dile pelesenk oldu bu kadar? Ya vallahi bunu bilmiyorum gerçekten. Ben Olmazsan Olmaz'ı yazdığım, hep böyle hikayesini işte merak ediyor insanlar haliyle, soruyorlar ama ben yazdığım günü, anı bile hatırlamıyorum. Muhtemelen evde pijamalarımla... Saçlarım böyle burada topluyken falan yazdım yani. Şarkı çıktı. Beni bir gün bir gazeteden aradılar. Dediler ki işte bu yılın şarkısı sizin şarkınız oldu diye. Sizinle röportaj yapmak istiyoruz dediler. Ben ne, öyle mi oldu gerçekten falan dedim yani. Yani sosyal medyaya 176 milyon tıklanmış. Hayır değil. 250 milyon üzerinde şu an. Aferin, ben galiba 3 sene önce falan. Sen bayağı eski bakmışsın diye düşünüyorum evet. Yani buradan bir çok konuşuldu işte organik değil falan şeyleri de döndü hatta, yani muhabbetleri de döndü. Tamamen organik yani, öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla dinleniyor gerçekten. Yani bütün dünyada dinleniyor ve çok fazla dinlendi. Arkası 100 milyon hit alan. O zaman ya benim çıktığım dönem öyle bir ara dönemdi ki son CD çıkaranlardan biriyim. Ondan sonra komple dijitale döndü zaten. En çok yani en çok değil, 100 milyonu ulaşan, 100 milyon tıka ulaşan ilk şarkıcının resmi kanalı benim kanalımdı mesela YouTube'da. Ya bilmiyorum, Olmazsa Olmaz çok garip bir hikaye. Gerçekten bilmiyorum nasıl oldu, bilmiyorum. Ama sonrasında da yine bir şarkım var. Onu da mırıldanacağım, ismini unuttum. Bahsetmem lazım. Evet. Bahsetmem lazım da öyle. Yani ufak onu da mırıldanabilir misin? Mırıldanayım. Saçlarından, gözlerinden, bende duran sözlerinden, senden benden bahsetmem lazım, kim varsa umudunu kaybeden. İşte bu. Herkes biliyor. Ya o kadar çok çaldı ki. Şimdi bu şarkıları sen yaparken sonuçta gönülden geliyor. Ama bu kadar belki tıklanacağını bilmiyorsun. Ama bu tek şarkı da değil yani. İki şarkına başladım ve hit oldu. Hiç işin sırrı şuydu buydu. O hissiyat bana geldi. Ya olsa olmazsa olmazdan 10 tane daha yazardım. Güzelleştirsene böyle, hani birazcık daha allayıp pullasana. Ya yani ben bu kafam böyleydi, saçları yok. Buradan tutturdum işte yazıyordum desene, bir anda aklıma öyle bir şey geldi ki şöyle bir şey yaşamıştım, oradan yola çıktım falan. Hiç bende öyle şeyler yok, ya aşırı dümdüz bir insanım gerçekten. Ben de çok isterdim anlayıp pullamayı ama yok yani, gerçekten nasıl çıktığını bile hatırlamıyorum. Ve bu işin yani şarkı yazma matematiği var elbet, çünkü bir şeyi nasıl diyeyim, inşa ediyorsun neticede, tuğlaları üst üste koyuyorsun ama eğer Olmazsa Olmaz gibi hit bir şarkının yazım formülü olsaydı zaten ben 10 tane daha yazardım ondan ve bütün şarkılarım 250 milyon hit alırdı neticede ama... Diğerleri nasıl? Diğerleri ok. Ya benim zaten artık yani 7 yıldır, işte ilk albümden beri 7 yıl geçti. Belirli bir dinleyici kitlem var, sevenlerim var, dinleyicim var. Yani bütün şarkılarım belirli bir rakama ulaşıyor evet ama... Benim başlangıcım Olmazsa Olmaz gibi bir şarkıyla oluyor. Onu hiçbir şey geçemedi hali hazırda şu an diskografimde. O bayağı güzel girdiği için ortamlara. Bu peki utanma kısmı, yani şarkın bir yerde diyelim bir mekana gittin çalıyor. Orada da mı böyle bir saklanasın geliyor? Yok, bu biraz Olmazsa Olmaz'a gıcık ediyor beni aslında. Ulan ne şarkıymış diyorum gerçekten yani. Hani o benim tabii ki de. Yani kucaklıyorum onu bir yandan. Ama bir yandan da biraz ona gıcık oluyorum. Evet yani şey, sevgi ve nefret ilişkisi var aramızda Olmazsa Olmaz'la. Artık yani hani şöyle o kadar bir psikoloji... başarılısın ki artık lanetim haline geldi. Çünkü onun üstüne çıkamıyorum. Evet işte. Şey yani
Şimdi şu bence çok güzel, atıyorum ya yani bir şarkının ünlü olması, yani benim ünlü olmamdansa mesela şarkımın benden daha ünlü olması bence güzel. Bu benim hayatımı kolaylaştırıyor, her zaman söylüyorum. Ama ben sürekli üreten ve yeni işler yapan hani bir müzisyenim. Olmazsan olmazın o büyük başarısı beni bazen çok darlıyor. Gerçekten darlıyor. Bazen işte o şarkıya o yüzden gıcık oluyorum. Onu çok seviyorum çünkü benim şarkım. Ama bazen de gıcık oluyorum yani, yalan yok. Tam burada sorarsam çok ilginç bir şey çıkacakmış gibi geliyor. Söz sende desem sana ne söylersin? Olmazsan olmaz git hayatından falan diye bir şey söylüyormuşum. Vallahi söz bende, herkes iyi olsun ve kendine çok iyi baksın. Ne diyeyim, güzel bir yıl olsun. Aa. Ne istiyordun? Gerçekten çok büyük bir beklentiyle sordun, evet, ama bu olmaz. Evet, çünkü sen şarkılarını da yazan bir insan olduğun için hani kalemin de kuvvetli, sözlerle de oynamayı biliyorsun. Hemen açıklamamı yapayım sana. Ben normalde 11'de yatakta olan bir insanım. Ay şu an seni tuttuk. Tutmayla alakası yok ama gerçekten böyle akşam 10.30-11 civarı beni bütün yakın tanıyanlar bilir. Beyin hücrelerim falan ölüyor muhtemelen Pınar. Gerçekten inanılmaz yavaşlıyorum. Gayet algılarım falan aslında kapalı oluyor yani. Muhtemelen o yüzden senin istediğin süslü şeyleri söyleyemedim şu an. İdare ediver artık. Hayır, peki o zaman şöyle bir şey, ne dersin? Belki şu an birazcık hani uyku moduna geçmiş olabilirsin. Belki çok iyi cümleler kurmadığını düşünüyor olabilirsin ki gayet iyisin. Ama kendini en iyi şarkıyla ifade edebildiğine göre istersen bir şarkı dinleyip kapatalım. Olur. Peki. Buradan da bunu bağladım. Bravo. Efendim, evet. Haftaya da görüşmek üzere. Ben vedamı ediyorum ve sözü Güliz aileye bırakıyorum. Teşekkür ederim. Gelmek istemem nasıl?